Bonsoir. Anlatın bakalım. Siz neler yaptınız? Şahika. Neden hortlak görmüş gibi bakıyorsunuz? Biliyorum, biliyorum. Kafanızda bir sürü soru işareti var. Hepsini anlatacağım. Merak etme. İki gün önce Kanguru Bey, eminim sizi buraya neden çağırdığımı merak ediyorsunuzdur. Vallahi merak ediyorum abla. Yalnız da gelmişsiniz. Hı hı. Hem diğer abla da yok. Yoksa bir yanlışım mı oldu size? Hayır hayır, hiçbir yanlışınız olmadı ama bundan sonra yolunuza sadece benimle devam edeceksiniz. Diğer abla sizi ararsa sakın telefonlarına çıkmayın, olur mu? Olur abla da ne oldu ki? Yani onun biraz hassas bir yapısı var. Olacakları kaldıramayabilir. Olacakları derken? İnanın sizin endişelenmenizi gerektirecek hiçbir durum yok ortada. Mahmut Bey sizi ararsa ya da sizinle görüşmek isterse bana haber vereceksiniz. Başka kimseye değil, anladınız mı? Anladım abla, anladım. Siz nasıl isterseniz. Hı, güzel. Bugünlük işiniz bu kadar. Gidebilirsiniz. Tamam ablacığım. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler. Ova. Efendim Müdür Bey? Az önce Mahmut Bey aradı. Aa, ne güzel. Ne dedi? Vallahi tıpkı sizin dediğiniz gibi. Eski bir mahkumu sordu. Ona Osman Bey'in adını verdiniz değil mi? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Müdür Bey. Ödemenizi birazdan hesabınıza geçiyorum. Rica ederim Şayka Hanım, ne demek? Ben Mahmut. Bugün görüşmüştük. Oo, merhaba, merhaba müdürüm. Gerçi ben artık benimle görüşmezsiniz diye düşündüm ama. Öyleydi ama fikrim değişti. Bugün görüşmemiz lazım. Olur olur da şu an müsait değilim. Çalışıyorum. Anca akşam olur. Tamam, akşam olsun. İstediklerimi hazırladınız mı? Hazır. Sahte oldukları anlaşılmaz değil mi? Abla, sahtecilik bizim işimiz. Umarım dediğiniz gibidir. Yoksa canınızı okurum. Siz hiç merak etmeyin ablacığım. Bu arada görüntü alacak birisi lazım, biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Adamımız hazır. Sizden haber bekliyoruz. Tamam, geri haber vereceğim. Her an tetikte olsun. Diğer yarısı iş bittikten sonra. Merhaba. Oo, müdürüm hoş geldin. Buyur buyur, geç. Kendi evinmiş gibi. Buyur. Buyurun müdürüm, buyurun. Mahmut Bey, hoş geldiniz. Oturun lütfen, konuşmamız lazım. Ne oluyor burada? Aklınıza bir şüphe düşmüş olmasa buraya gelmezdiniz. Söyleyeceklerim önemli, beni dinleyin. Aklınıza yatmazsa gidersiniz. Dinliyorum. Bizi yalnız bırakır mısınız? Tabii ki Şahika Hanım. Mahmut Bey, Hasan Ali Bey AVM arazisi için babanızı öldürtmüş. Bunlar da kanıtlarım. Bunlar ne? Hasan Ali Bey, babanızın katilinin ailesine senelerce ödeme yapmış. Bunlar da yaptığı ödemelerin dekontları. Biliyorum, babanız gibi sevdiğiniz birinin ihanetine uğramak zordur. Ama gerçek bu, maalesef. Bunlar gerçek olamaz. İsterseniz araştırabilirsiniz. Kabul edersiniz ki bu bilgilere ulaşmak çok kolay değil. Benim bile aylarımı aldı. Ne istiyorsunuz? Bakın, Hasan Ali Bey babanızı öldürdü ve bundan sıyrıldı. Bu sefer beni öldürsün,
ve hapse girsin. Ne dersiniz? Nasıl yani? Biliyorum. Kulağa biraz karışık geliyor ama inanın yapması imkansız değil. Yeter ki benim söyleyeceklerimi harfiyen uygulayın. Ya, bir dakika. Sizi nasıl öldürecek? Benim aklım tamamen karıştı. Adamımız size gerekli bütün bilgileri verir. Aklınıza yatarsa beni arayın. Size planımı detaylı olarak anlatırım. Tabii babanızın katilinin çantacısı olmaya sonsuza kadar devam etmek istemiyorsanız. Kanguru Bey. Buyurun Şayka Hanım. Lütfen Mahmut Bey'in babasının katiliyle ilgili bildiğiniz her şeyi anlatın. Tamam Şayka Hanım. Görüşürüz Mahmut Bey. Müdürüm. Buyurun Serkan. Mahmut Bey, kararınızı vermiş olmanıza çok sevindim. Ne yapıyoruz? Ben buralardan gitmeye karar verdim. Hisseler falan artık hiçbir umurumda değil. Tek arzum Hasan Ali Bey'i hapse tıkmak. Sonra da abimin yanına gideceğim. İyi. Ama nasıl? Yapmamız gereken Hasan Ali Bey'i beni öldürdüğüne inandırmak. Başkanı kandırmak sandığınız kadar kolay değil. Eminim öyledir ama ben de kusursuz planların kadınıyım. Bana bir baksanıza. Biz Ender Hanım'la ona küçük bir oyun oynayacağız. Bak şimdi Ender Hanım'la Şahika Hanım'ın getirdiği baklavaları yiyeceksiniz. Hadi bakalım. Bu oyunumuzun bir rövanşı olması gerektiği fikrini Hasan Ali Bey'in kafasına siz sokacaksınız. Yani aklınca bize misilleme yapacak. Mahmut, nasıl oldun oğlum? Vallahi iyiyim diyemeyeceğim başkanım. Ya bu kadınlar epey bir saçmalıyor artık yani. Neyse, böyle bir şeyle atlattınız. Bence biz bunların yediklerini içtiklerini bir ilaç katalım. Bak, bak. Alo. Konuştuğumuz gibi başkanı işlerim. Yani aklına yattı gibi ama. Kesin bir şey yok. Olsun. Sen şu manken işini hallet. İyi misin? İyiyim ya. O son kaplı yemeyecektim ben. Peki zamanlama nasıl olacak? Ben Ender Hanım'dan yarım saat önce gideceğim. Ve her ne ikram ederse onu yiyince sözde öleceğim. Tabii sizin o esnada elinizi çok çabuk tutmanız gerekecek Mahmut Bey. Söyle Mahmut. Seray birazdan size mesaj atacak. Demek o gün bugün ha? Hasan Ali seni dinlemiş. Aferin ona. Bir sorun çıkmayacak değil mi? Sen her şeyi hazırladın mı? Bagajın dolu değil mi? Ayarladım. Merak etmeyin. Güzel. Ben de hazır olacağım. Her şeyi konuştuğumuz gibi yapacağız. Tamam, tamam. Sorun değil. Tamam. Akşam görüşürüz. Bir ilaç var. Nabzı dışarıdan duyulmayacak derecede yavaşlatıyor. O ilacı içeceğim. Başkanımız beni öldü sanacak. Tabii 4 dakika sonra nabzım normale dönecek. Şerefinize. Sağlığınıza. Sağlığınıza. Ardında Hasan Ali Bey'i hapse tıktırmak için gerekli bütün delilleri bırakacağım. Sonra? Sonra cesedimi denize atmış gibi göstereceksiniz. Ben o sırada özel bir uçakla yurt dışına çıkacağım. Başkanımız hapse girecek, biz de intikamımızı almış olacağız.
İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi hemen şundan kurtulalım, sonra da gidelim. Uçak ne zaman? Bu akşam. Bu benim son görüşünüz. Hasan Ali Başkan kesin hapse girecek değil mi? Girecek. Benim başım belaya girmesin de. Girmeyecek Mahmut Bey, hiç merak etmeyin. Yani bu manken atma işini yapmak zorundaydık. Hasan Ali Bey'in hiçbir şeyden şüphelenmemesi lazım. Sizi korumaya mecburum. Ben cesedi attığımı söyleyeceğim. Başka? Başka bir şey yok. Sonsuza kadar susacaksınız. Polislerin Hasan Ali Bey'den şüphelenmesi için gereken her şeyi yaptım. Tamam, peki. Babanızın intikamını almış oldunuz, öyle düşünün. Ali, ben gidiyorum. Siz nasıl gideceksiniz peki? Ben her şeyi düşündüm, merak etmeyin. Siz gidebilirsiniz. Peki. Neyin ne olduğunu anladığında çok geç olacak. Her şeyi çektiniz mi? Çektim efendim. Güzel. Gidelim hadi. Buyurun. Ya Şahika sen deli misin ya? Ha gerçekten delisin yani. Hayır, madem böyle bir plan yapıyorsun, niçin benim haberim yok? Hayatım, herkesin beni ölü sanması gerekiyordu, inandırıcı olması açısından. Ayşe, yani siz iyi oyuncular değilsiniz ki. Mutlaka yakalanırdınız. Ya ben morglara girdim. Kabuslar gördüm, rüyalarıma girdi. Ölü gördüm ben. Ben öldüm, öldüm. Hangisi daha büyük fedakarlık? Hakikaten Şahika, sen o ilacı nasıl içtin? Hiç mi korkmadın? Başka çarem yoktu Caner'cim. Ya bize bunu yaşattığına inanamıyorum ya. Aa, ama yeter. Yani insan iki güzel laf duymak istiyor. Bir sarılın, öpün, koklayın. Seni çok özledik. Sensiz hayat ne zormuş deyin ya. Bu ne böyle? Sürekli azar. Şahika, şoktayız hala. Neyse. Bu sayede bütün dertlerimizden kurtulduk. Hisselerimizi de geri alabileceğiz. Yani Şahika, bunu ilk ve son kez söylüyorum, kıymetini bil. Duyayım. Güzel plan gerçekten. Tebrik ediyorum. Kusursuz demek istedin herhalde. Teşekkür ederim. Abla, bu yaşıyor değil mi? Eskisinden bile diri.